Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni almış olduğum kulaklığı tanıtacağım. Bu kulaklıkları neden aldım? Şundan dolayı daha önceden kullandığım benim kulaklık Airpods 2 Pro'ydu. Ancak şarjın az gitmesinden dolayı bu kutusunun her gün şarja takar oldum. Çünkü maksimum 2,5-3 defa şarj etmeye başladı kulaklıkları. Bu yüzden dolayı yeni bir kulaklık alma ihtiyacı duydum. Ben de gittim Buds 3 Pro aldım. Şöyle açtığınızda ışıkları yanıyor. Gerçekten güzel estetik bir görüntüsü var. Kutunun şeffaf olması falan filan iyi. Bununla olarak eksi yönü olarak şunu diyorlar. İşte şu kulaklıklar çıkarttığında yok neymiş efendim işte yerine oturtmak zormuş. Ben buna alışınca biraz böyle oldu ama hemen buna alıştım yani. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Böyle de oluyor. Şimdi bu kulaklıkların en çok sevdiğim özelliği şu. Bundan. Şimdi bununla ikisini karşılaştıracağım. Nedeni? Bunun aktif gürültü engellemesi buna göre zayıf. Bunun aktif gürültü engellemesi gerçekten muazzam. Bayağı gürültülü bir ortamda bile sesi çok iyi sıfırlayabiliyor ve telefon görüşmelerini gürültülü ortamda dahi çok güzel yapıyor. Bir diğer şey Sesleri muazzam derecede net, berrak ve böyle nasıl diyeyim size sanki etrafınızda ses geziyormuş gibi. Hatta bazen dedim ki yani arkamda birimi var, birimi geliyor falan. Bu kadar çok gerçekçi sesler veriyor. O konuda çok iyi, netliği çok iyi. Silikonların mesela bu da orta boy, buna da orta boy takılı. Ancak bunun orta boyu kulağıma çok iyi oturdu. Bunun orta boyu oturmadı. Bilmiyorum nedendir. Hatta şöyle açayım da bakın siz de görün. Bakın bu da orta boy, bu da orta boy silikonlar. Aynı. Bir farkı yok. Ama nedense bununki oturmuyor. Ondan sonra bunda en sevdiğim şey şu. Kulaklıklarınız kulağınızdayken bunda olmayan bir özellik bu. Şöyle yaptığınızda sesi kısıyorsunuz. Böyle yaptığında sesi açıyorsunuz. Çok güzel bir özellik bu. Yani ben bundayken bisiklet sürdüğümde durduruyordum bisikleti. Bir kenara çekiyordum. Sesi telefondan arttırmak zorunda kalıyordum. Ayrıca bu arada kullandığım telefon da S23 Ultra. Bununla uyuyor. Ancak özelliklerini hiçbir şekilde değiştiremiyorsunuz. Sadece aramalara cevap verebiliyorsunuz. Müzik dinleyebiliyorsunuz. Bu kadar. Şimdi ben bu da Samsung, telefon da Samsung, saatim de Samsung olduğu için çok güzel bir uyum içindeler. Bunda bazen bağlantılarda kopma oluyordu telefonda ancak bunda hiç öyle bir şey yok. Telefonu bunu kulağıma taktığım saniyesinde telefon hemen algılıyor, bağlanıyor. Bunda biraz algılamada sorun yaşıyorum. Herhalde Apple olduğundan kaynaklı. Ondan sonra söyleyeceğim başka bir özelliği var. Şu ışıkları gerçekten akşamları çok güzel bir görüntü oluşturuyor. Muazzam bir görüntü oluşturuyor. Bayağı beğendim. Çok havalı duruyor gerçekten. Şimdi bu kadar güzel özelliklerini saydım. Kötü özellikleri yok mu Tabii ki var. Hem de bu üretim hatası diye düşünüyorum. Yani bunu kendileri hiç teste tabi tutmuyor mu ya da yazılımla düzeltilir mi bu konuda hiçbir bilgim yok. Ancak çok büyük bir eksi. Yani belki bunu duyanlar şey diyebilir. Hani ya böyle bir şeyse bu hiç alınmaz diyebilirler. Evet hak veriyorum vermiyor diyelim. Şimdi şöyle bir şey. Bakın Airpods'larda da gördüğünüz gibi burada mikrofon yok. Mikrofon burada. Şimdi Samsung'a bakalım. Bakın mikrofon yok yanlarında. Mikrofonu tam buraya koymuşlar. Şimdi bu da ne oluyor biliyor musunuz? Diyelim bisiklet sürüyorsunuz ya da yürüyüş yapıyorsunuz. Rüzgar var. Dehşet derecede rüzgar sesi alıyor. Öyle böyle değil. Yani şu mikrofonu buraya koymakla herhalde sesi daha iyi alsın diye buraya koymuşlar ama yani bunu tasarlayan şahıs, bunu teste tutan mühendis ve çok değerli zeki varlık. Yani bunu sen ne biçim teste tabi? Ben normal sıradan bir vatandaşım. Bisiklet sürdüğümde, yürüdüğümde fark etmiyor. Rüzgar var mı? Ne müzikten bir şey anlıyorsunuz, ne dinlediğiniz videodan bir şey anlıyorsunuz. Hiçbir şey anlatmıyorsunuz. Yani o kadar rahatsız edici bir ses veriyor ki içeriye şu mikrofonun şu yapıda olması tam çünkü ağzınızda böyle duruyor. E rüzgar böyle karşıdan estiği için ses tamamen kulaklığın içine doluyor. Yani ses rüzgar konusunda sıfır. Yani rüzgar sesinden şarkıyı dinleyemiyorsunuz. Ben bu kadar söyleyeyim. Bunu artık yazılımla düzeltilir mi düzeltilemez mi yoksa üretim hatası mı hani tasarımsal bir hata mı bilemiyorum. Ama bana tasarımsal bir hata gibi geliyor. Çünkü Apple bile şuraya almış mikrofonu yan taraf bu direkt buraya almış. E rüzgar böyle vurduğu için de ses yapıyor normal olarak. Airpods aktif gürültülü engellemeyken kapalıyken normal olarak rüzgar sesini alıyor. Ancak aktif gürültü engelleme açıkken yani gerçekten sıfır ses. Rüzgar sesi sıfır. Hiçbir şekilde rüzgar sesi gelmiyor. Müzik dinlerken, telefonla konuşurken işte video izlerken ne yapıyorsanız fırtına kopsun dışarıda. Umrunda değil. Bunun diğer garip bir tarafı yüzde sıfırdan yüzde yüze şarj olması kulaklıkların 1 saat 35 dakika sürüyor. Bu normal bir süre. Bunu da ölçmedim. Şimdi buna bir şey diyemeyeceğim. Ölçmedim. Ölçünce yorumlar kısmına yazarım. Ama ilginç olan ne biliyor musunuz? %70'den %100'e şarj olması ne kadar sürüyor biliyor musunuz? 1 saat. Yani %30'luk kısım 1 saat. %0'dan %100'e şarj 1 saat 35 dakika. Hiç anlayamadım ben bunu. Yani öyle aceleniz var. Kulaklığı şarja takayım. Hemen şarj olsun olmuyor. Mesela bunda öyle söylüyordu. 5 dakikalık şarjda işte yarım saatlik bir saatlik dinleme mi ne öyle bir şey yapıyordu. Bunda öyle bir şey mümkün değil. Mümkün değil. Bakın ben bir ürün aldığım an e, artısı eksisi neyse söylerim. Bunun karşılığında siz alıyorsanız tabii ki alın. Şimdi bunun diğer bir eksi yönünü söyleyeceğim size. Şimdi şöyle de bir saçmalığı var bu kulaklığın. Şimdi açık açık söylüyorum. Şimdi bunda %100 şarjı varken hele ışıklar da açıksa 1 saate 30 oranında şarjı gidiyor. Bakın abartmıyorum ya. 30 oranında şarjı gidiyor kulaklığın 1 saat dinlemeyle. Diyeceksiniz ki ışıkları açık kapalı fark ediyor mu? Evet fark ediyor. Ama ne kadarlık bir şey fark ediyor biliyor musunuz? %5'lik bir şey fark ediyor. Sa sadece ışıkları açık bakın bunu da denelim. Sadece ışıkları açık kulağıma taktığımda 1 saatte %20 şarj yedi. Bakın sadece ışıklar açık kulağıma takılı %20 şarjı gitti. Onun dışında şimdi bir de şu var kulaklıktan. Ses algılama hani sizin sesinizi algıladığında kapatıyor. Aktif gürültü engellemeyi kapatıyor. Dış ortam sesini açıyor. Konuşmayı bitirdiğinizde dış ortam sesini kapatıyor. Aktif gürültü engellemeyi açıyor. Bu çok güzel bir özellik. Gerçekten çok güzel. Kullandığımda da hoşuma gitti ancak şöyle bir kötü yanı var. Ses başkasının sesi dahi olsa bazen yaptı bunu. Misal yürürken başkasının sesini duydu ve aktif gürültü engellemeyi kapattı dış ortam sesini açtı. Halbuki ben konuşmadım hiç sesimi çıkarmadım ama başkasının sesini duyduğu için aktif gürültü engellemeyi kapattı. Bir iki defa yaptı ama yapmaması lazım. Bunu da anlayamadım yani herhalde o yazılımda düzeltilir gibi geliyor bana da saçma. Halbuki bunu tamamen denemeleri lazımdı. Şimdi şöyle de bir tuhaf bir yanı var. Şimdi diyelim ki siz bunları çıkarttınız kutusundan ve ışıklarını açmak istiyorsunuz. Bakın basacaksınız. Hatta bakın ben bile yapamıyorum bunu hala. Ne taraftan basıldı belli değil. Bakın ışıkları yandı değil mi? Bunu bu şekilde ayarlar kısmından düzenli yani sürekli yanıp sönme, nefes al modu falan diye 3 modu var. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Diyelim ki kutusuna koydunuz. Kapattık kapağını. Tekrardan açıp kullanmak istiyorsunuz. bakın ışıkları yanmıyor. Niye biliyor musunuz? Her seferinde kutuya her koyup çıkarttığınızda ışıklarını açmak için buradan bastırmalısınız. Bakın bastırıyorum. Nereden hala onu beceremedim yani. Hala şuralarını tuturamadım nereden yandığını her seferinde basmak zorundasınız. Kutuya koyduğunuz çıkardınız açacaksınız. Kutuya koyduğunuz çıkardınız açacaksınız. Halbuki bu ben bunu açık bıraktım değil mi? Tamam bırak. Bu böyle yansın demektir bu. Ben bunu her seferinde kutuya koy çıkar koy çıkar. Ben bunu niye her seferinde aç kapa yapmak zorundayım? Neden? Ya ben bununla mı uğraşacağım her seferinde? Ya? Ben bunu bir defa açtım mı açtım bitti tamam bu hep yansın istiyorum ben. Zaten ben bunu kapatmak istesem tekrardan buraya basıp kapatabilirim. Yani nedir bu böyle her seferin aç kapa aç kapa yap yani. Bu çok saçma geldi bana. Çok anlamsız. Bu konuda şu takma konusunda hiçbir sıkıntı yok. Bunu abartmışlar öyle söyleyeyim. Ben uzun süredir bunu kullanmama rağmen buna hemen alışabildim. Yok bu tarafa baktı da şu tarafa baktı da. Ama o, o hiçbir şey yani. Şu saydığım eksi yönlerin yanında o hiçbir şey yani. Hiç gözümde bile değil o. Diğer bir yönü ise bunun. Bu renk aldım. Çok güzel rengi. Gerçekten çok harika bir rengi var. Ama zamanla bu rengin ter işte dış etkenlerden dolayı zamanla solacağından renk atacağından şüpheliyim ki bana öyle geliyor ki atacak. Rengi solacak. Keşke dedim şu beyazını mı alsaydım. Ama hani uzun süredir beyaz kullandığım için dedim ki ya beyaz almayayım ama sanki beyaz almadığım için pişman olacağım gibi geliyor bana. Ama bu renginde güzel duruşu var. ya yani. Çok güzel duruyor. albeneli duruyor. Bakalım zamanla renk atacak mı ki? Bana geliyor atacak. Ama umarım atmasın. Tekrar etmek gerekirse. Bunun en çok sevdiğim özellikleri. Aktif gürültü engellemesi bayağı iyi. En yoğun ortamlarda bile sesi gerçekten çok iyi yalıtabiliyor. Telefon görüşmelerinde ses görüşmesi çok iyi. Yani gürültülü ortamda bile gayet ses iyi alıyor. Bu da alıyor. Bu kötü değil. Hani ben bunları söylüyorum ama bunun aktif gürültü engellemesi buna göre zayıf. Yani bunu bayağı denedim ben. Işıkları çok güzel duruyor. Gerçekten bu pronun en çok sevdiğim yönü o. ışıkları çok güzel. Gerçekten çok harika. Müzik ses kalitesi olarak da çok çok iyi. Bayağı iyi. Müzik ses kalitesinde denedim. Yani basları bana göre çok iyi. baslar bundan daha iyi. Onu söyleyeyim. Hani şimdi diyecekler ki ne alaka? ki daha iyi. Ben bunu daha çok beğendim basını. Ben söyleyeyim yani. Ses ayarını kulaklığın üzerinden yapmak gerçekten büyük bir kolaylık. Çok güzel bir kolaylık. Ayrıca bunu sesle de yönetebiliyorsunuz. Büyük ihtimal bunu da ses yönetebiliyorsunuzdur Siri üzerinden ama ben Android kullandığım için bunu yönetemiyorum. Ancak bunda da öyle bir özellik var. Eksi yönlerine gelecek olursak dediğim gibi kulakların ışıkları açık kalsa dahi sadece kulaklıkların ışıkları açık kalıyor. Yani %20 şarj yiyor. Bir saatte sadece ışıkların açık kalmasıyla. Müzik dinlediğinizde de bir saatte %30 şarj yiyor. Bakın bir saatte. Hele bir de ışıklar açıksa biraz daha fazla yiyor. Yani nedenini anlayamadım. Ben bunu bir türlü çözemedim. 7 saat şey müzik dinleme falan filan. Hiç öyle bir şey yok. 7 saat ne 7 saat ben 5 saati görse diyecektim ki 5 saate de olsun olur yani sorun değil diyecektim. 5 saat mümkün değil görmüyor onu size söyleyeyim. Maksimum gideceği 2,5-3 saat ben o kadar kullanabildim diğerinde kullanamadım. Bir de %30'un altına düştüğünde ışıklarını kapatıyor. Tamamen kapatıyor açamıyorsunuz. Hani ben bunun ışıkları var hava atarım falan filan diye düşüncesiyle alıyorsanız %30'dan sonra havanız sönüyor. Rüzgar sesini hiçbir şekilde engelleyemiyor. Aksine rüzgar sesini içeri çok kötü veriyor. Yani müzik işte ne dinliyorsanız artık o sırada çok kötü rahatsız edecek derecede hatta hiç dinlemeyi bırak kalsın denecek kadar rahatsız ediyor. Rüzgar konusunda çok kötü. Yani çok kötü ses veriyor. Rüzgarı kulaklığın resmen içinde hissediyorsunuz. Bunda hiç öyle bir şey yok. Bunda rüzgarı çok güzel engelliyor. Dış gürültü engellemeyi açtığınızda muazzam yani sıfır ses rüzgarda. Kulaklıkların full şarj olması 1 saat 35 dakika falan sürüyor bunda. %0'dan %100'e. Ancak %30'luk yüzde %100'e ise 1 saatte şarj oluyor. Garip. Ana kutunun şarj süresi ölçmedim ama gözlemlediğim kadarıyla 2 saatte falan ana kutuda şarj oluyor. Yüzde sıfırdan. Ses algılamada da dedim işte hani böyle biri saat sorar, adres sorar işte bir şey tarif eder misin falan der. Aktif gürültü engelleme açıkken sesi kapatıyor. Dış ortam moduna alıyor sesi ve çok rahat görüşebiliyorsunuz. Ama başkasının sesini de algılayabiliyor. Yani diye markete girdiniz. Başkaları bir konuşuyor yanınızda. Onların sesini algılayıp aktif gürültü engellemeyi kapatabiliyor. Böyle bir saçmalığı var. Bunu bir iki defa yaptı. Çok anlamsız geldi bana. Onun dışında bunun çok güzel bir özelliği. Bu yani gerçekten bayağı iyi. Çünkü aktif gürültüde engellemesi yani çok muazzam iyi olduğu için sıfır ses yaptığı için oradan hiç sesini duymuyorsunuz. Yani bisiklet sürerken yürürken gerçekten böyle sanki var ya kulağınıza tıkaç tıkamış gibi sesi kesiyor. Bir yönden iyi bir yönden de kötü. Çünkü diyelim ki bir siren çalıyor ambulans sesi. O durumda aktif gürültü engellemeyi kapatıyor. Dış ortam modunu açıyor sesi. Ancak uyarılar kısmında yazdı. Algılamayabilir. Yani şunu demek istiyor. Buna güvenip de kendinizi salmayın diyor ortama. Bir şey olursa başınıza bir gelirse diyor biz sorumlu değiliz. Bak burada uyardık diyor size. İnandım algılayamayabildiğine. Çünkü bu kadar saçma sapan birkaç olumsuz yönlerini keşfettikten sonra evet olabilir. Söyleyeceklerim bu kadar. Kutu içeri de zaten burada bir kablo bir de kulak içi silikonları çıkıyor. Onun dışında başka hiçbir şey çıkmıyor. Dediğim gibi reklam falan filan değildir. Reklam olduğunu düşüne de artık ne diyeyim yani çüş artık affedersiniz eğer. Yani. bu Samsung bana mı reklam verecek vere vere yani. Tövbe sabır gittim parasını verdim aldığım bir ürünü tanıtıyorum size. Artı eksi yönlerinden bahsettim. Almamak size kalmış. Bunun zaten girişini biliyorsunuz. Type-C bu şekilde bir var. Şu düğme ne işe yarıyor bilmiyorum. Eşlemede Samsung'larda hiçbir işe yaramıyor. Kapağı açtığınız zaman zaten direkt eşleşiyor. Dediğim gibi Samsung'a da yazdım ama ne araya var ne soran. Yani bilemiyorum. Demek ki umurlarına değil. Ürünün bu eksi yönlerine hiçbir tanıtım videosu değinmemiş. Hiçbirisi. Hepsi övmüş. Aman ya Rabbim dünyada böyle bir ürün yok. Muhteşem, muazzam. Gidin alın, kaçırmayın falan yapmışlar. Hayır kardeşim. Artı yönleri de var evet ama beni en çok rahatsız eden yönleri eksi yönleri. Hele o eksi yönlerden en çok rahatsız edeni rüzgar sesi. Kardeşim ben bunu müzik dinlemek için alıyorum. Ben de, nedir bu rüzgar? Ben rüzgarı mı dinleyeceğim, müziği mi dinleyeceğim? Bu ne saçma sapan şeydir? Bunu sen üretirken hiç mi bakmıyorsun, tabi etmiyorsun, rüzgar tutmuyor mu kulaklarına? Ben bu kadar basit mühendis o diyelim bir şey diyelim. Yani ben bunu tasarlasam, ben bu bir şey üretsem ben ilk yapacağım şeyler belli listelerdir. Ben bunları gözden geçiririm ondan sonra piyasaya veririm. Bu ne, ne saçma iş ben anlamadım onu. Samsung kendine gel yani bu nedir? Böyle bir ürün olur mu? Çok güzel, gerçekten güzel. Tasarım falan muhteşem. Işıklar falan çok hoş aktif gürültülü engellemesi çok hoş, güzel. Evet, müzik kalitesi bayağı iyi. Ama sen bu kadar şey yap yap yap, en sona da bir tane bir şey dik, o her şeyi batırsın. Öyle şey olur mu? En kötü şey rüzgar ve şarj. Bakın bu ikisi. Bu ikisini düzeltsinler var ya, bu kulaklık Apple'ı sollar geçer. Ya sollar yani bu Apple'ın kimse suratına bakmaz. Ben o kadar söyleyeyim size. Ha şimdi yeni bir tane daha çıkarttı Apple AirPods 4. Yani bunun ha 2, ha 3, ha bu. hiçbir birbirinden farklı değil. Üçünde bir tane şuraya hoparlör koymuşlar. Bulduğunda düdü dötsün diye. Bu kadar. Bunların hepsi aynı. Aynı. İki de aynı, üç de aynı, dört de aynı. Hiçbir farkı yok ki birbirinden. Neyse söyleyeceklerim yani Samsung gerçekten bunu düzelt ya da ürünlerini geri çağır. Şu tasarımını mı değiştiriyorsun? Yazılımını mı atıyorsun? Ne yapıyorsan yap. Bir şey yap. Bu bu şekilde ürün olmaz. Bu gerçekten büyük bir şey. Hayal kırıklığı. Üründen memnun olmadım demiyor. Memnun kaldım ama bu yönleri beni gerçekten soğutuyor. Bunlar mutlaka düzelt. Mutlaka yani. Umarım bu videoyu da izlerler. De bir şey ederler yani. Bu nedir? Ne yaptık biz deyip kendilerine sorarlar. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmında belirtin. Ben de unuttuğum bir şey olursa yorumlar kısmına ekleyeceğim oradan bakarsınız kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay